Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmayan iki Fransız okulunun durumu hakkında Fransa'dan Türkiye'ye heyet gelecek. Ankara'da bakanlık yetkilileriyle yapılan görüşmede uzlaşma yolu aranacak. Ankara'daki Charles de Gaulle Lisesi ile İstanbul'daki Pierre Loti Lisesi'nin uygulamaları Türkiye ile Fransa arasında krize yol açtı. Viyana Sözleşmesi'ne göre Fransız okullarında sadece Büyükelçilik'te çalışan misyonun çocukları eğitim öğretim görebiliyor. Bu okullara Türk öğrencilerin kayıt olmasıysa sözleşme gereği yasak. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk öğrencilerin de okullarda kayıt edildiğini açıkladı. Şu an öğrenci sayısı %90 oranında Türk vatandaşı. 10 yıl boyunca Pierre Loti Lisesi'nde görev yapan bir öğretmenin ulusal kanala verdiği bilgiye göre Fransız okullarındaki öğrencilerin yarısından fazlasının isim ve soy ismi Türkçe. Ankara, Paris'ten Charles de Gaulle ve Pierre Loti liseleri için verilen taahhütlere uymasını istiyor. Okula müfettiş gönderiyoruz. Türk öğrenci var mı diye bakalım diye almıyorlar müfettişimizi. Siz bizi denetleyemezsiniz diyorlar. Türkiye'de mütekabiliyet esasına göre Fransa'da Türk okulu açmak istiyor. Ancak Fransız yönetimi buna engel oluyor. Sömürdüğünüz ülkeler gibi değiliz. Biz bağımsız ve milli bir devletiz. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın direnci üzerine devreye girdi. Büyükelçilik velilere mektup gönderdi. Ulusal kanalın ulaştığı 12 Temmuz 2024 tarihli mektupta krizin çözülmesi için Fransa'dan bir heyetin Türkiye'ye geleceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre Fransa'dan heyet bu hafta içinde Ankara'da olacak. Heyetin bakanlık yetkilileriyle krizi aşmak için çaba sarf edeceği belirtiliyor.